çok basit birkaç ayar ile Wi-Fi performansınızı %80'e varan oranlarda artırabilirsiniz. Hadi gelin bu ayarlar neymiş bakalım. Birçoğumuz internetimiz bağlandıktan sonra modemin arayüzüne girerek hiçbir ayar yapmıyoruz. Halbuki modem arayüzünde bizim için önemli olan pek çok ayar var. Bu videoda sadece Wi-Fi hızımızı etkileyebilecek olan ayarlara bakacağız. Modeminizin arayüzünden hemen VLAN ayarlarının bulunduğu kısma giriş yapın. Eğer çok eski bir modeme sahip değilseniz 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki tane alan görüyor olmanız gerekiyor. Eğer modeminiz çok eskiyse sadece 2.4 GHz kısmını göreceksiniz öncelikle size hersten bahsetmem gerekiyor bir ipi alıp bu şekilde çevirdiğimizi düşünelim İşte bu çevirmiş olduğum ipin başladığı noktaya dönüp tekrar geri gelmesine bir döngü diyoruz Eğer ben yavaş çevirirsem saniyede iki döngü atabilirim ama bunu hızlandırırsam saniyede 2 4 Hatta 10 döngü bile atabilirim. Bu durumda ben 10 Hz bir iş gücüne sahip biri olurum. Modeminizde de olaylar tam olarak böyle. Modem Wi-Fi frekansını kullanarak veriyi size gönderiyor veya alıyor. Bu bakış açısıyla 2.4 GHz 2.4 milyar hertz demek. Yani 2.4 milyar döngü demek. Bu hesaba göre 5 GHz'de 5 milyar gönderim demek aynen öyle. Bu durumda hemen şunu düşünebiliriz. 2.4 GHz yerine modemimde Wi-Fi'de 5 GHz'i kullanırsam daha hızlı internete erişebilirim. Haklısınız ama farklı etkenleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ne zaman 2.4 GHz kullanmalıyım? Eğer eviniz büyükse ve modeminiz size uzaksa arada da çok fazla engeller varsa o zaman 2.4 GHz kullanmak sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü 2.4 GHz çok uzaklara gidebilir ve engelleri rahat bir şekilde aşabilir. Eğer böyle bir durumda 5 GHz kullanırsanız internetinizde kopmalar meydana gelebilir. Ne zaman 5 GHz kullanmalıyım? Etrafınızda çok fazla Wi-Fi ağı yoksa, modeminiz size yakınsa, arada engel yoksa kesinlikle 5 GHz kullanmalısınız. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor da 5 GHz 2.4 GHz'e göre Göre daha yavaş kalıyor. Daha kötü bağlantı anlamına geliyor. Size bunu ufak bir fizik turuyla açıklayabilirim. Evrende her şey titreşiyor. Evet, atomlarımız da titreşiyor. Her bir nesnenin, her bir hücrenin, her bir atomun kendi titreşim aralığı var yani frekansı var. Evet, evinizin duvarları ve onun içerisindeki demirler de titreşiyor. İşte sizin kullanmış olduğunuz frekans arttıkça atmosferle, atomlarla aynı frekansa gelmeye başlıyorsunuz. Bu yakınlıkla birlikte sinyalde karışmalar, bozulmalar ve eksilmeler meydana geliyor. Bunlara dayanarak söyleyebilirim ki 5 GHz her zaman en iyisi değildir. 2.4 GHz de her zaman en kötüsü değildir. Bir insan sesi 3 kHz. Bu sesi kilometrelerce uzağa göndermek isteseydiniz ne yapardınız? 2.4 GHz çok yüksek bir sinyal. Bu yüksek sinyale bu düşük cansız sinyali bağlasak onu taşımaz mı? Tabii ki de taşıyabilir. Bu mantıkla çok cansız olan sinyalleri, daha doğrusu verileri çok uzaklara taşıyabiliyoruz. İşte bu cansız küçük veriyi alıp yüksek frekanstaki bir veriye bağlayarak uzaklara gönderme işlemine modülasyon diyoruz. Bu sinyalin salınım yaptığı aralığa ise band genişliği diyoruz. Eğer 2.4 GHz bir sinyale 20 MHz band genişliği seçerseniz bu şu anlama gelir. Sinyalinizin en alt kısmı 2.4 GHz, en üstü ise 2.42 GHz olacak ve bu iki aralık arasındaki sinyaliniz bu şekilde salınım yapacak. Bu bizim band genişliğimiz olacak. İşte bu aralığa sığdırabileceğiniz veri kapasitesi bellidir. O zaman band genişliği arttıkça veri taşıma kapasitesi artıyordur. Doğru artıyor. Eğer 20 MHz çift şeritli bir yol olsaydı 40 MHz 4 şeritli bir yol olurdu. Hangi durumlarda 20 MHz band genişliği kullanmalıyız? Eğer etrafınızda çok fazla Wi-Fi ağı varsa 40 yerine 20 MHz band genişliği kullanmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü 40 MHz band genişliğinde veriniz çok çabuk bozulabilir. Eğer modeminiz uzaksa ve arada engeller varsa 20 MHz band genişliği çok daha iyi olacaktır. Küçük sinyali büyük sinyale bağlayarak uzaklara gönderme işlemine modülasyon diyoruz demiştik. Bu modülasyon işlemi yapılırken farklı algoritmalar kullanılıyor. Tabloda gördüğünüz üzere farklı modülasyon çeşitleri var. Her modülasyonun taşıyabildiği veri miktarı farklıdır. 102.11 A, B, G çok eski modülasyonlardır ve eski cihazlarda kullanılıyordu. Bunlar Wi-Fi 2 ve 3 ailesine mensuptur. Şu an en fazla A, AC ve AX modülasyonlarını kullanıyoruz. Modeminizden VLAN ayarlarına girdiği girdiğinizde orada karma seçeneğini görebilirsiniz. Bu seçenekler geriye dönük tüm cihazları desteklemek amacıyla eklenmiş seçeneklerdir. Örneğin 802.11bgn karma seçilirse geriye dönük cihazları destekler, yeni cihazları da destekler. Ama bunun şöyle bir sakıncası var. Sizin 100 megabit internetiniz olduğunu düşünelim. Ağınıza biri katıldı. Bu ağınıza katılan kişinin de 102.11b modülasyonunu kullanılan bir cihaz olduğunu düşünelim. O cihaz sadece 11 megabit internet kullanabilir. Buna bağlı olarak da A'daki diğer cihazlarda bundan etkilenecektir. Diğer kalan herkes de aynı şekilde 11 megabit internet kullanacaktır. Yani sizin hızınızı düşürecektir. Eğer evinizde Wi-Fi'ye bağlı olan çok eski cihazlarınız yoksa 802.11n en iyi seçenek olacaktır sizin için. 5 GHz için ise 102.11 AC iyi bir seçenek olacaktır. Peki herkes aynı frekansta, aynı band genişliğinde, aynı modülasyonu kullanıyor. Bu yayınlar, bu sinyaller birbirine karışmıyor mu? Evet karışıyor. Bu sebepten dolayı da kanal dediğimiz bir mekanizma geliştirilmiş. Örneğin 2.4 GHz 13 kanala bölünmüştür. Şu an ekranda 802.11 BG modülasyonunun kanallarını görüyoruz. Her bir yay sinyalin salınım alanını yani kanalını gösteriyor. Eğer siz bir numaralı kanalı seçseydiniz 2.401 ve 2.423 frekans aralığında sizin sinyaliniz salınacaktı. Ben de 6. kanalı seçseydim. 2426 ve 2448 aralığında sinyalim salınacaktı. Böylelikle sizin sinyalinizle benim sinyalim arasında bir mesafe olacaktı ve sinyallerimiz birbirine karışmayacaktı. Buna bağlı olarak 1, 6, 11 kanalları arasında mesafe olan en iyi kanallardır. Modeminizde bu alan otomatik seçil olarak geliyor. Bu şu anlama geliyor. Modeminiz çalışmaya başladığında bütün kanallara bakacak ve en müsait kanalı tercih ederek o kanaldan sinyalleri göndermeye başlayacak. Eğer otomatikte bırakılırsa 1 6 11 gibi çiçek gibi kanallar dururken alelade bir kanalı seçmesi çok olası. Bu yüzden yapacağınız en mantıklı şey modeminizin arayüzü üzerinden bir alt araması yapacaksınız. Ve çıkan sonuçlarda en müsait alanı bulacaksınız. 1, 6 ve 11. Bunlardan hangisi daha boşsa o kanalı seçerek devam edebilirsiniz. Günün sonunda hangi frekansı, hangi modülasyonu ve hangi kanalı seçmeniz gerektiği ile ilgili size bir yığın bilgi verdim. İşte bu önemsiz gibi görünen 3 ayarı kendinize göre ayarlayarak çok hızlı bir wi-fi kullanımı yaşayabilirsiniz. şimdilik bu kadardı. videoyu beğenmeyi unutmayın. görüşmek üzere.